Metastaz ne demek? Şimdi ne dedik? Kanser normalde vücut içinde herhangi bir noktada başlıyor. Bu her çeşit, her türlü organ olabilir. Ama çoğunlukla epitel doku, ama neredeki epitel doku olduğu şeye göre değişir. Kanserin tipine göre değişiyor. Şimdi kanserin ilk başladığı yerdeki ilk tümöre ne diyoruz? İlk ortaya çıkan tümöre? Primary tumor. Şimdi primer tümörden sonra, peki primer tümör sabit bir şey mi? Primer tümörün içindeki bütün hücreler birbirinin tıpkısının aynısı mı? Aynısı. Aynı diyenler? Evet. Şimdi şöyle, ilk ortaya çıkmaya başladığında hepsi aynı ama zaman içinde, tümörün içinde farklılaşmalar meydana geliyor. Yeni farklı tiplerde, daha doğrusu farklı değil, farklı tipte değil, aynı tipte ama daha farklı mutasyonlara sahip olan, daha farklı mutasyonlar kazanan, yeni mutasyonlar kazanan yeni tiplerde hücreler ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla ilk olarak bilmeniz gereken şey, primer tümör bile bir karışım aslında, bir hücre popülasyonu. Yani sadece aynı tipteki hücrenin klonu değil, her zaman için başlangıçta klon. Özellikle kanserleşen tümörler. Başlangıçta klon olarak başlasalar bile, eğer klon olarak kalsa zaten benign tümör olarak kalacak. Ama eğer zaman içinde bu hücrelerdeki yeni mutasyonlar ortaya çıkıyorsa ve bu yeni mutasyonları taşıyan hücreler bu mutasyonları fenotiplerinde göstermeye başlıyorlarsa ve bu fenotipik özellikler de daha yeni kanser özelliklerini ortaya çıkarıyorsa, o zaman artık sadece tek tip hücreden oluşan bir kitleden bahsedemiyoruz. Bir hücre karışımından, bir hücre popülasyonundan bahsediyoruz. Şimdi bu hücre popülasyonunda ne gibi özellikler ortaya çıkabilir? Bir, öncekilere göre daha hızlı şekilde bölünen, daha kısa sürede daha çok bölünme yapan hücreler olabilir. İki, metabolizmasını değiştiren hücreler olabilir. Yani bunların hepsi de o hücre popülasyonunun içinde var. Bu yeni meydana gelen mutasyonları taşıyan, yani yeni fenotipteki hücrelerden hangisi daha hızlı üreyebiliyorsa, daha çok çoğalabiliyorsa tümörü o şey yapıyor. Tümör, evet, o devam ettiriyor. Kitleyi o devam ettiriyor. Kitledeki çoğunluğu o almaya başlıyor. O tip hücreler almaya başlıyor. Dolayısıyla tümör değişken bir yapı. Bir de bu değişme sırasında bu primer kitlenin içinde bir grup hücre ortaya çıkabiliyor ki bu grup hücre diğerlerinin hiç aktive etmediği bir geni aktive ediyor. Ya da bir grup geni aktive ediyor. Bunlar metastaz genleri. Onlardan aklınızda kalması gereken bir örnek MMP8. Yani Matrix Metalloproteinase 8. Evet. MMP8 ilk bulunan şeylerden bir tanesi, ilk bulunan metastaz genlerinden bir tanesi. Matrix metalloproteinaz. Peki ne yapar Matrix metalloproteinaz? Geçen sene hatırlıyor musunuz? Hocam. Herhalde gelmemiştik geçen sene buralara. Direkt bahsetmeyerek sanırım ama şeyden bahsettik ya, bazal membranı. Bazal membranın delme özelliği olan şey bu. Matrix metalloproteinaz. Şimdi normalde diyelim ki bir tümör ortaya çıktı, ilk olarak ortaya çıktı, primer tümör ilk olarak ortaya çıktı. Şimdi hücreler neyin üstünde? Bir bazal membran denilen veya bazal lamina denilen bir yapının üstünde. Doğrudan doğruya bu bazal membrana bağlanmış durumda. Şimdi ve bu bazal membranın yapısı neydi? Çok sağlam bir yapıydı, çok sıkı bağ doku yapılarıydı. Kolajenler, elastinler vesaire birbirine çok sıkı bir şekilde bağlanmış fibroz proteinler. Dolayısıyla bu hücrelerin buradan aşağı geçmesi mümkün değil. Bu bir. Dolayısıyla bu hücreler eğer kontrolü kaybedip de, bölünme kontrolünü kaybedip de gereğinden fazla bölünecek olsalar bile yukarı doğru bölünüyorlar. Yani eğer bu şeyse, dış deride olan bir hücre ise bu dışarı doğru oluyor veya işte bağırsak iç yüzeyinde ise yine bağırsağın orta tarafına doğru, boşluğuna doğru gelişiyor şey. Tümör boşluğa doğru
genişliyor. Normalde tek tabak olması gerekirken içeri doğru. Buraya kadar henüz sorun yok. Eğer bu bir bağırsak tümörü ise şu anda bir polip. Henüz kanser değil. Veya eğer cilt üzerinde bir tümörse bu henüz bir ben veya et beni. Kanser değil, melanoma değil. Ancak bu tümör, yani buradaki hücreler matriksi delip de, bazal membranı delip de önce bağ dokuya, oradan da kana karışırlarsa o zaman bunun adı metastaz oluyor. Metastazdan önce sadece bazal membranı delip içinde dahil olduğu, kendi ait olduğu organın diğer taraflarına yayılması veya kendi ait olduğu dokunun diğer taraflarına yayılması invasion. Kana karışıp kan aracılığıyla diğer organlara taşınması da metastasis. Metastaz. Dokulara taşınması da metastaz. Anlatayım efendim. Diğer dokulara taşınması. Diğer dokulara taşınması. İnvazyon söyleyeceğim. Şimdi invazyon şu, invasion. Şimdi diyelim ki kana karışmadı. Bazal membranı deldi. Şimdi normalde bu nasıl bir yapı içinde? Bu şeyi düşünün. Genel bir doku içinde aslında bu kadar kalabalık göstermeyelim burayı. Biraz daha sakinleştirelim. Biraz daha sakinleştirelim burayı. Şimdi şöyle şöyle yukarı doğru şey yaparken diyelim ki bu şey burada da devam ediyor. İşte doku şuraya kadar böyle tek tabaka halinde devam ediyor. Şimdi bu hücreler, şöyle şey yapayım, kanserli hücreleri kırmızıyla gösteriyorum şimdi. Şimdi neden kanserli hücre? Çünkü birbirinin üstünde de binmiş. Şimdi şu kanserli hücreler bazal membranı del ve de en başta nereye gidiyor? Şöyle, şöyle. En başta gidebileceği yer neresi? Zaten kendi bulunduğu dokuda. Şimdi ne oldu? Buraya geldi. Şuradan çıktı, buraya geldi. Önceden bir tek burada tümör vardı. Şimdi burada da var. Bunu bazen benlerde görebilirsiniz. Önceden bir tane ben çıkar, arkasından onun yakınlarında başka ben, başka ben. O zaman şüphelenmeniz gerek. Ondan sonra gitti. Aynı şeyden şuralarda da görüyorsun. Tamam? Ama bunlar şunların ortaya çıkmasıyla aynı değil. Neden? Çünkü bunlar buradan köken aldı. Şimdi bu primer tümör, bu sekonder tümör. Aynı doku içinde olduğu için, henüz aynı doku içinde bunun adına invasion diyoruz. İnvazyon. Tamam? Şimdi peki metastaz? Metastaz için isterseniz size şöyle güzel bir figür çizelim. Gerek var. Bir de yaptığı başka bir şey daha var. Bakın şuradaki hücreleri şöyle şöyle çizdim. Bununla bir amacı var. Bunlar ne yapıyor? Bir hareket yapıyor. Hatırlıyor musunuz hareketin adını? Ha? Yalancı ayakla, evet. Fagositoz yapmıyor, hareket ediyor. O hareketin adı amiboid hareket. Amiboid hareket. Yani burada yaptıkları iki şey var. Bir, bazal membranı delmek. İki, amiboid hareket yapabilme özelliği kazanmak. Normalde... Amiboid hareket. Şimdi kazanması gereken iki temel özellik. Bundan başka özellikleri de var. Ama normalde epitel hücreleri hareket etmez. Epitel hücreleri hareketsiz hücreler. Oldukları yerde duran hücreler. Ama amiboid hareket bir takım başka hücrelerde görülen bir de invazyon ve metastaz yapan hücrelerin sonradan kazandığı bir özellik. Normalde bu mezenşimal hücrelerde görülen bir mezenşimal hücrelerden bazılarında görülen bir özellik. O nedenle epitelyal hücrelerin amiboid hareket özelliği kazananlarına ve bu bazal membranı da delerek kendi yerlerinden çıkıp başka yerlere gitme özelliği kazanmasına epithelial mesenchymal transmission deniyor. Şöyle yazalım. Epithelial? Yok bir şey. Ha, yazayım, tekrarlayacağım.
Burada önemli olan şu, transmission. Neden transmission diyoruz? Burada hücre program değiştiriyor. Hücrenin program değiştirmesi ne demek? Önümüzdeki derslerde eğer terslik çıkmazsa şeye de gireceğiz, kök hücreye de gireceğiz ayrıntılı bir şekilde. Şimdi normalde embriyonik gelişim sırasında olan nedir? En başta hayatta nasıl başlıyoruz? Tek bir zigot olarak başlıyoruz. Ondan sonra bu zigottan embriyonik hücreler oluşuyor. Ondan sonra o embriyonik hücrelerden özelleşmiş hücrelerin öncülleri önce bir çıkıyor. Önce öncüller oluşuyor. Arkasından bu öncüllerin özelleşmesiyle erişkin hücreler meydana geliyor. Şimdi en son erişkin özelleşmiş hücrelerin oluşması için bir kere hücre hattının o yola bir girmesi gerek. Yani başta bizim şöyle bir şeyimiz varsa, evet şimdi tekrar embriyonik döneme dönüyoruz. Evet şimdi şu sizsiniz. Zigot. Şimdi bu zigottan milyonlarca hücre meydana geldikten sonra, hadi 2 hücre, ondan sonra 4 hücre dedik. Dört hücre. Ama şeyden sonra, belli bir yere geldikten sonra işte şöyle 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 bir sürü hücre olduktan sonra bu hücreler artık aslında şu anda morula aşamasında şey falan da yapmam lazım da blastulaydı falan filan. Oralara geldiğimizi düşünün siz. Şu hücrelerden kimin neye dönüşeceği bellidir. Şimdi bu bir kere şu tarafa geçtiyse, mesela bu diyelim ki kan hücrelerini oluşturacak. O zaman hematopoietik hücrelere gittiyse, şuradan da nöron hücreleri oluşacaksa, bir kere zaten bunlar şey olarak da tabaka olarak da zaten farklı yerlerden meydana geliyor. Bir kere en başta embriyonun tabakaları bir farklılaşıyor. Her tabakadan meydana gelen organlar, dokular birbirinden farklı. Şimdi normalde bu sinir hücresi olma yoluna girmiş olan hücrelerden hiçbir zaman için kan hücresi üretemezsiniz. Veya onlardan deri hücresi üretemezsiniz. Aynı şekilde kan hücresi olma yoluna girmiş hücrelerden de sinir hücresi üretemezsiniz. Şimdi neden? Çünkü her hücre farklı bir program üzerinde çalışıyor. Farklı bir programa göre çalışıyor. Bu programların hepsi genetik bilgi de var. DNA üzerinde var. Ancak hepsi kendine özgü, kendine ait olan bölgeleri çalıştırıyor. Kendine ait olan bölgeleri ifade ettiği için, ekspres ettiği için. Şimdi şuradan sonra gelecek hücreler, yani şu hücreden türecek hücreler, tamamen böyle şey olma yolunda, bu şöyle uyuz uyuz şeyler çizelim, böyle dendritlerin aksonlarını da çizelim biraz. Sinir hücresine benzesin. Sinir hücresine dönüşecek olanlar şunlar. Şuna hücre hattı diyoruz, cell line. Hücre kültüründeki cell line'la karıştırmayın. Bu bir hücre hattı, şu başka bir hücre hattı. Şimdi normal şartlar altında bir kere bir yola girmiş olan hücreyi başka bir yola döndüremezsiniz. Başka bir yola çeviremezsiniz. Kim çeviriyor? Kanser hücreleri çeviriyor. Şimdi bu şey de epitelyal hücrelerle, yani epitel hücrelerle, epitel grubu hücrelerle mezenşimal hücreler zaten şeyin, embriyonun farklı katmanlarından, farklı tabakalarından köken alan hücreler olduğu için bir hücre eğer bir kere epitelyal hücre olma yoluna girdiyse buna tekrar mezenşimal hücre özelliği kazandıramazsınız siz. Ama kanser hücreleri kazanıyor işte. Çünkü her şeyin tersini yapıyor. Daha doğrusu her zaman olmaması gereken şeyleri yapıyorlar. Bunu yapmak için de işte çalışmaması gereken bir gen grubunu çalıştırıyorlar. O gen gruplarından bir tanesi matrix metaloproteinazlar, bir tanesi de amiboid hareket. Dediğim gibi amiboid hareket mezenşimal hücrelerde görülen bir hareket özelliği. Mesela nerede var amiboid hareket? Normal vücut hücrelerinde. Ak yuvar, lökositlerde var. Lökositlerinde yine özel bir grubunda var. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Neden amiboid hareket yapmaları gerekiyor? Onun haricinde bir şey, kandan dokulara giriyor. Dokuların arasında gezmeleri gerekiyor bunların. Dokuların arasında gezmek için amiboid hareket yapmaları gerekiyor. İşte bunları yapması gerekiyor ama epitel hücrelerin yapmaması gerekiyor. Epitel hücre amiboid hareket yapsaydı şuradaki derimiz gelip alnımıza yapışabilirdi. Ondan sonra alnımızdan çıkıp ayağımıza gidebilirdi. Her tarafı dolaşırdı. Böyle saçma sapan bir şeyler olurduk biz de.
Ama bu şeylerin özelliği, metastaz yapan hücrelerin özelliği işte yerlerinden çıkıp tekrar mezenşimal hücre özelliği kazanması. Bunun adı da program değişimliği olduğu için epithelial mesenchymal transmission, yani epitel hücrenin mezenşimal hücreye dönüşmesi. Önce bunu yapıyor. Hareket etmeye başlıyor. Yerinden çıkıyor. Matrix MMP8, matrix metalloproteinaz enzimini üretiyor. Onunla bazal membranı deliyor. Kana kadar karışıyor. Kana kadar gidiyor. Bütün vücuda bu hücreler, yani bu sadece bir hücre değil. Sakın sadece bir hücre olarak düşünmeyin. Bütün vücuda dağılıyor bu hücreler. Milyonlarca hücre. Hatta hadi binlerce olsun. Binlerce bu tip hücre. Ama bunun daha başka bir özelliği daha vardı. Onkogenleri aktif. Yani aktif olan onkogenleri var. Ve inaktif olmuş tümör süpresör genleri var. Dolayısıyla bölünme kontrolü yok bunların. Şimdi bunlar için iki ihtimal var. Bir, kanda gezerken bunları yakalayan immün sistem hücreleri olabilir. Ki çoğu zaman oluyor da zaten. Siz ne geziyorsunuz burada deyip fagosite edebilirler. O zaman kurtulursunuz. Ama bir kısmı fagosite edilirken, fagosite edilmeyenler bütün vücudu dolaşırken kendilerine en uygun organı bulup orada yerleşiyorlar. Yerleştikten sonra ne oluyor peki? Bu arada bunun adı EMT. Tamam. Epithelial mesenchymal transmission. Ondan sonra kendilerine uygun bir organ buldukları zaman bu sefer bu programı tersine çalıştırıyorlar. Onun adı da yani tekrar hareket etme özelliğini kaybediyorlar. Tekrar yerlerine yerleşiyorlar ve çoğalmaya devam ediyorlar orada. Çoğalma programı tekrar harekete geçiriyorlar. Bunun adı da mesenchymal epithelial transmission. Tamam? Evet, kısaca MET. Geçen sene burada özellikle hatırlamanız gereken EMT ve MET kısaltmaları. Yani metastaz aslında bu iki aşamadan oluşuyor. Metastaz bu iki adımdan oluşuyor. Bir, primer tümördeki EMT programını çalıştıran hücreler, EMT programını çalıştırarak yerlerinden çıkıp başka yerlere gidiyorlar. Başka yerlere gittikten sonra bu sefer bu programı durdurmaları lazım ki oraya yerleşsinler de orada koloni oluştursunlar. Ha? Evet. Tekrar epitel hücreye dönüşüyor ve önce oraya bir yapışıyor. Yapıştığı zaman da orada tekrar tümör oluşturmaya başlıyor. Şimdi bu gerçekleşirken her zaman için ilk sadece bir yere yapmayabilir. İşin kötü tarafı birden fazla yere yapar. Ama işin iyi tarafı bunu her taraf, her organ kabul etmez. Yani her